Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, Temmuz 2019'da ikizlere neler Vallahi bekliyor? İkizler burcu için önemli bir döngü, parasal kaynaklar, maddi gelirler ve maddi gelirlerin aslında kontrolüyle ilgili bir döneme giriyor. Çünkü 2 Temmuz'daki kuvvetli, çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız. Arkasından da 14 Temmuz'da kuvvetli bir ay tutulması yaşayacağız. Bunların hepsi maddi kaynaklarla alakalı. Ekstra bazı kaynaklarda ikizler burçlarında bazı gelirler olacaktır 2 Temmuz'dan itibaren. Ama Merkür'ün retro olmasa yapılacak anlaşmalar ve sözleşmelerde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini, yanlış yapılacak ve anlaşmaların geriye doğru döneceğini, yani ayın 14'ü ve takip eden dönemleri Temmuz'da parasal kayıplara sebebiyet vereceğini gösteriyor. Daha ziyade kişinin ürettiği değerler, maddi gelirler, maddi gelirlerin büyümesi ve aynı şekilde de maddi gelirlerin kaybı ile ilgili bir dönem yaşayacaklar. Bunlara önem vermemiz gerekiyor 2 Temmuz ve 14 Temmuz'a. 14 Temmuz önemli. Bu dönemde sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. 14-26 Temmuz arasındaki o tutulma döngüsüyle beraber sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Küçük operasyonlar geçirebilirler, dişleriyle alakalı, vücutlarında biraz da daha ziyade tırnaktır, diştir, saçla ilgili biraz problemlerle karşılaşılabilir. Sıcağın da bu yaz çok olacağını unutmamak gerekiyor. 14 Temmuz'un kuvvetli o ay tutulmasıyla beraber yediğine, işine biraz sevgili ikizler dikkat et. Kaynaklar, ortak paylaşımlar ve ortak gelirlerle ilgili konular ikizlerde çok önemli. Bile 14-28 Temmuz arasında bu döngüyü doğru kullanabilmesi gerekiyor. Çok para harcarsa Ağustos başında ben ne yaptım der. Banka kredisi almak, kredi kartına dikkatsizce kullanmak, 14-22-23 Haziran, 23 Temmuz arasında bunlar fazlasıyla olabilir. Temkinli ol, dikkatli ol. Temmuz başındaki kazançlarını korursan daha rahat edeceksin sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.